Efendim bir kıymetli izleyicimiz demiş ki kader varsa sana bana laf düşmez. Filistin'in başına gelenler kader, bu dünyada adalet hiç mi yok? Evet, adalet gerçekten çok zor bulunan bir şey bu dünyada. Filistinlilerin başına gelenler belki oradaki çocuklar için, belki oradaki savunmasız insanlar için, karar vericiler için kader olabilir gerçekten. Ama öte yandan şimdi haberlerine başlayacağız. Orta Doğu'da savaşın, onun içinde anlatmaya çalışacağım. Tam olarak da öyle değil belki de. Bakalım şimdi Orta Doğu'da savaşa. İsrail Gazze'yi abluka altına aldı, havadan ve denizden bomba yağdırdı. Ambulans, hastane, ev demeden hedefleri vurdu. Hamas saldırılara karşı İsrail'e rehineleri öldürürüz tehdidi savurdu. İsrail ordusu yanıt verdi. Gazze'ye saldırıların süreceğini açıkladı. Akşam saatlerinde ise Hamas, İsrail'in Aşkelon şehrine saldıracağız dedi. İsraillerin bölgeyi terk etmesi için süre verdi. Sürenin dolmasıyla da bölgeye roket yağdırdı. Kaşer ambulans. Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaların dördüncü gününde Orta Doğu'da gözyaşı ve kan daha da arttı. İsrail kara harekatı için hazırlıklarına hız verirken Gazze'ye yönelik bombardıman ağırlaştı. Gece boyunca savaş uçakları Hamas'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere 200 saldırı düzenledi. Saldırılarda bir evde aynı aileden 14 kişi yaşamını yitirdi. İsrail hava saldırılarının yanı sıra denizden de Gazze'yi vurmaya başladı. İsrail savunma sözcüsü saldırılar öncesi Filistinlilere Mısır sınır kapısına gitmelerini tavsiye etmişti. Savaş uçakları gün içinde Gazze'nin Mısır'a açılan Refah sınır kapısını da vurdu. Hamas saldırılar sonrası İsrail'in Aşkelon şehrine hedef aldı. İsraillere saat 5'e kadar süre vererek bölgeyi boşaltma çağrısı yaptı. Daha sonra da roket yağdırdı. İsrail'in hava savunma sistemi devreye girdi. Roketlerin büyük çoğunluğunu imha etti. Düşen bazı roketlerse yangınlara yol açtı. Çatışmalar şiddetlenirken Hamas ve İsrail'den karşılıklı restleşme geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye hava saldırıları sadece başlangıç dedi. Hamas'ın sözcüsü Ebu Ubeyde İsrail'i tehdit etti. Gazze'de uyarı yapmadan vurulan her ev için İsrail'le bir kişiyi infaz edeceklerini öne sürdü. Sözcü, İsrail'le olası ateşkese de açık olduklarını duyurdu. Hamas lideri Haniye de rehine pazarlığı ile ilgili konuştu. Çatışma bitene kadar rehine pazarlığı yapmayacağız dedi. İsrail ordusu sözcüsü Hamas'ın Aksa tufanı saldırısı sonrası Gazze şeridiyle sınırın kontrol altına alındığını duyurdu. 1500'ü aşkın Hamas militanının cesedini bulduklarını aktardı. 4 günü aşan çatışmalarda can kayıpları da artıyor. Şu ana kadar saldırılarda 830 Filistinli hayatını kaybetti. 4250 kişi de yaralandı. İsrail'de de yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i aştı. Can kayıpları artarken dünyayı şaşırtan bir iddia geldi. Mısır istihbaratının saldırı öncesi İsrail'i Filistinli gruplara karşı uyardığı, ancak İsrailli muhataplarının bunu dikkate almadığı öne sürüldü. Rusya lideri Vladimir Putin de İsrail ve Hamas savaşı ile ilgili ilk kez konuştu. İsrail-Filistin çatışmasının Amerika'nın Orta Doğu politikasının başarısızlığının canlı örneği olduğunu söyledi. Washington'ın Orta Doğu'daki düzenlemeleri tek eline almaya çalıştığını savundu.